Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir O mu Bu mu videosuyla karşınızdayız. Elimizde iki tane akıllı saat var arkadaşlar. Sol elimde tutmuş olduğum Huawei Watch GT 2 Pro. Sağ elimde ise Honor Watch GS Pro akıllı saati var. Şimdi bu iki akıllı saat aslında Huawei tarafından geliştirilen GT 2 ailesinin özellikleri baz alınarak hazırlandı, üretildi. Ama birisi Huawei marka, birisi de Honor marka akıllı saati arkadaşlar. Birbirlerine göre artıları var, eksileri var, güzel özellikleri var, farklı özellikleri var, aynı özellikleri var. Biz de bu videoda her iki saati karşılaştıracağız ve hangisi sizin için uygun o sorunun yanıtını vermeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu karşılaştırmayı nasıl yaptık onu baştan söyleyelim. Bu bir inceleme videosu değil. Çünkü bazen bu tarz karşılaştırma videolarını hani bu nasıl inceleme olmuş, böyle inceleme olur mu falan gibi yorumlar geliyor. Arkadaşlar bu bir inceleme videosu değil. Biz bu her iki saatinde ayrı ayrı inceleme videolarını çektik. Kanalımızda onları bulabilirsiniz. Açıklama kısmında da linklerini vereceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi biz bu videoda bir tablo hazırladık ve o tablo üzerinden her iki saatinde aynı ve farklı olan özelliklerini size karşı karşıya getireceğiz, size anlatacağız. Siz de hangisi sizin için önemliyse o özellikleri seçip Honor'u mu alayım yoksa Huawei'yi mi alayım bu kararı vereceksiniz arkadaşlar. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Huawei Watch GT 2 Pro ve Honor Watch GS Pro'nun özelliklerini böyle yan yana dizdik. Bakalım adım adım gidelim bakalım hangi özellikler varmış. Şimdi ekranlara geliyoruz. Ekranlar aynı arkadaşlar. Bu arada farklı olan özellikleri bold olarak yani kalın olarak işaretlediğimizde gösterelim. Ekran boyutları aynı dedik. 1.39 inç her iki saatinde ekranı. Dairesel formdalar zaten görüyorsunuz onu ekranda şu anda. 454'e 454 piksel her iki saatinde çözünürlüğü, ekran çözünürlüğü. GPS özelliği var her iki saatte de. RAM olarak baktığımızda ikisinin de 32 MB'lik RAM'i olduğunu söyleyelim. Depolama anlamında baktığımızda ise her iki saatinde 4 GB depolama alanı mevcut arkadaşlar. Şimdi farklı olan ilk özellik safir ekran. Huawei Watch GT 2 Pro'da safir bir ekran var. Daha yani çizilmelere ve darbelere karşı bu daha dayanıklı bir ekran. Onu söylemiş olalım. Honor Watch GS Pro'da ise öyle safir bir ekran bulunmuyor arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Yani Huawei'nin ekranı bir parça daha dayanıklı ve daha güçlü. Bu arada tasarımların da farklı olduğunu söyleyelim. Yani dış kasa tasarımları da, dış görünümleri de her iki saatinde şu anda da görüyorsunuz ekranda farklı olduğunu belirtmiş olalım. Özelliklere devam edecek olursak her iki saatte de müzik çalabilme özelliği var. Telefondan müzik kontrol özelliği bulunuyor. Kalp ritmi, stres ve uyku takibi yapabiliyor. SPO2 dediğimiz kandaki oksijen yoğunluğunu ölçebiliyor ve adım sayma fonksiyonu bulunuyor arkadaşlar. İki saat arasındaki farklılıklardan bir tanesi ise kullanılan malzemeler. Yani gövde malzemelerinden bahsediyorum bu arada. Honor'un saatinde yani Honor Watch GS Pro'da arkadaşlar plastik ve metal bir gövde kullanılırken Huawei Watch GT 2 Pro'da ise titanyumla bir malzeme devreye giriyor. Yani titanyum karışım var. Gövdenin tasarımında kullanılmış. Aynı zamanda arka tarafında da seramik malzeme kullanıldığını söyleyelim. Arka kısmındaki bağlantılarda seramik olarak tasarlanmış. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Toz ve su geçirmeme özelliği her iki saat içinde geçerli. Saat üzerinden telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz her iki saatte de. Önemli farklılıklardan bir tanesi ise arkadaşlar Honor Watch GS Pro'da rota geri dönüş özelliği bulunuyor arkadaşlar. Şimdi nedir bu özellik? Örneğin bir egzersiz yapıyorsunuz. Egzersiz yaparken bir arazide yaptığınızı, dağlık bir bölgede yaptığınızı varsayıyoruz arkadaşlar. Bu bir harita üzerinden size nerede olduğunuzu gösteriyor ve isterseniz de o harita üzerinden geri dönüş yapabiliyorsunuz. Bu Honor'da olan bir özellik, Huawei'de bulunmuyor arkadaşlar. Huawei'de olmayıp da Honor'da olan bir diğer özellik ise şu anda da ekranda görmüş olduğunuz askeri standartlarda dayanıklılık. ABD askeri standartları var arkadaşlar. Honor bunlardan 14 tanesini karşılıyor. Yani çok sıcakta, çok soğukta, zor şartlar altında çalışabilme özelliği Honor'da bulunuyor. Huawei'de bu kadar zor şartlar altında çalışabilme özelliğinin bulunmadığını söyleyelim arkadaşlar. Her iki saatinde 100'den fazla egzersizi takip edebildiğini söyleyelim. Bu egzersizler arasında yüzmeden koşuya, açık alanda yürümekten kapalı alanda yürümeye kadar bir sürü seçenek bulunuyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. İki saatin arasındaki önemli farklardan bir tanesi de şu anda ekranda görüyorsunuz. Pil kapasiteleri arkadaşlar. Huawei Watch GT 2 Pro'da 455 mAh'lik bir pil yer alırken
Honor Watch GS Pro'da bu değer 790 mAh saat arkadaşlar. Yani doğal olarak Honor'un pil ömrü daha fazla. Peki fabrika verilerinde nedir bu? Huawei'de 14 gün söylüyor. Honor'da ise yaklaşık olarak 25 gün diyor. Biz incelemelerini yapmıştık, onu söylemiştim biliyorsunuz. 10-12 gün bulduk Huawei'de. Honor'da ise 20 güne yakın bir pil ömrü bulduğumuzu söyleyelim. Bu arada 2 saat arasında önemli farklardan bir tanesi kablosuz şarj desteğinin Honor'da bulunmazken Huawei'de bulunuyor olması. Şimdi ikisinin de kutusundan özel bir adaptör çıkıyor arkadaşlar. Bunu arkasına takıyorsunuz. Dairesel bir adaptörümüz var. Taktığınız zaman üzerine de bir tip C bağlantı kablosu bağladıktan sonra ucuna bir adaptör ya da bilgisayardan vesaireden şarj edip ikisini de şarj edebiliyorsunuz. Ama Huawei'nin aynı zamanda Qi dediğimiz standartları desteklediğini ve kablosuz olarak herhangi bir kablosuz standına koyduğunuz anda saatin şarj olabildiğini söyleyeyim. Zaten cihazın arka kısmının seramik olmasının sebebi de bu kablosuz şarj desteğini veriyor olması. Huawei'de böyle bir özellik var. Ne yazık ki Honor modelinde böyle bir fonksiyon bulunmuyor. Özelliklerle biraz daha devam edelim. Kordon genişliği her 2 saatte de 22 mm ve kolay bir şekilde değiştirilebiliyor. Kordon değiştirilme özelliği her 2 saatte de var. Ağırlık tarafına geldiğimizde ise Huawei Watch GT 2 Pro daha ağır 52 gram, Honor Watch GS Pro ise 45.5 gram gibi biraz daha hafif. Muhtemelen Huawei'nin titanyum ve seramik malzemeleri bunun ağır olmasına sebep vermiş arkadaşlar bir parça daha. Kalınlık tarafında ise incelemede söylemiştik arkadaşlar Honor daha kalın 13.6 mm'lik bir kalınlığı var. Huawei'de ise bu rakam 11.4 mm onu da belirtmiş olalım. İki cihaz arasındaki son farklardan bir tanesi ise Bluetooth sürümleri. Honor Watch GS Pro'da Bluetooth 5.0 varken Huawei Watch GT 2 Pro'da ise 5.1 sürümü bulunuyor. 5 ila 5 ile 1 arasında böyle inanılmaz bir fark belki yok ama iki cihazın Bluetooth sürümlerinin farklı olduğunu söyleyelim. Peki bu kadar anlattık arkadaşlar. Tablolarda gösterdik, örnekler vermeye çalıştık. Honor Watch GS Pro ve Huawei Watch GT 2 Pro'dan hangisini tercih etmemiz lazım? Açıkçası bu birazcık hem sizin tasarım anlayışınıza göre değişir hem de ihtiyaçlarınıza göre değişiyor. Örneğin bana soracak olursanız bence Huawei'nin saati daha şık bir tasarımla geliyor ama Honor kötü bir tasarımla geldi anlamında söylemiyorum bunu arkadaşlar. Kişisel fikrimi söylüyorum ama sizin için tam tersi de olabilir ya da özellikle sportif şeylerle uğraşıyorsanız Honor'un saatinin biraz daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. En azından görünümü vesaire işte daha kaslı ve pil ömrü de daha uzun. Özellikle böyle arazide trekking yapıyorsanız, dağa tırmanıyorsunuz vesaire 20 güne yani 25 gün diyorlar ama 20 gün çok rahat görüyorsunuz. 20 günlük bir pil ömrü hani en böyle sporcular için bile çok başarılı bir pil ömrü olduğunu söyleyeyim. Ve hani dış etkenlere daha dayanıklı bir görünümü de var. Daha kalın, daha güçlü ve daha kaslı bir tasarımı var Honor'un. Ve bu anlamda bir tık daha en azından o tarz bir ihtiyacınız varsa Honor sizin ihtiyacınızı daha iyi görecektir. Ama söylediğim gibi bu birazcık tamamen ne iş yaptığınıza, neye ihtiyacınız olduğuna ve beklentinize göre değişen bir durum. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Huawei Watch GT 2 Pro ve Honor Watch GS Pro akıllı saatlerini karşılaştırmasını yaptık. Söylediğim gibi videonun ortasında bir kez daha hatırlatayım. Bu saatleri biz ayrı ayrı da inceledik. Açıklama kısmında o incelemeleri de vereceğim. Ama anlatmayı unuttuğumuz ya da şöyle bir özellikleri var mı, şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir o mu bu mu videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.